Çok teşekkür ediyorum. Nereden nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Yani gitgide başlayacağım, kendimi yatıştıracağım birazcık. Bu heyecan, bu duygu biraz yatıştırmam lazım. Yoksa konuşmanın ekseni kalmayacak. Öyle görünüyor, öyle hissediyorum. Dün Hatay'daydım. Elif'in sen, Hatay Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası'nın ilk çapkanım. O trajedi hepiniz biliyorsunuz, hiç söylemeye gerek yok. Ben bir yıldan fazla bir zamandır Hatay'a gitmemeye için direndiğini gördüm. Dayanışma, şiir okuyacaksınız filan diye. Bu kadar büyük yıkıma karşı yani şiir okumak, Adorno'nun bir sözü hepimizin canını benim de canımı yakardı. Auschwitz'ten sonra şiir yazmak barbarlıktır işte. Yani Hatay'dan sonra şiir yazmak ya da bir oradaki insanların, yatacak yeri olmayan, içerisi olmayan insanların. Daha gittim ama çok sınırlı bir iş gelişti. Yani depremden sonra çok hızlı bir iş gelişti. Değişik hiçbir şey yok, öylece duruyor. Bu felakete karşı insanlar bir dayanışma yapıyorlar orada. Hiç olmasa, devlet hiçbir şey yapmıyor, hatta hiçbir şey yok. Bütün magazinler verecek oluyor, yıkıntılar verecek oluyor. Alan bulmuşlar, bizim kestiri, şenleri, bizimiz yapılan meslek örgütleri. Konteyner diyorlar neyse. Orada bir alan, bu üç yapılarına benim işte bu gelişim oldu. Önce Hatay'da bir şehir yönetisi, üç arkadaşımızla birlikte yaptık. Müzik vardı, orada da müzik vardı. Çok geniş bir katılım vardı, çok etkili bir katılım vardı. Katılan insanlar, orada yaşayan insanlar, depremde kayıplar olan insanlar, maddi manevi anne baba kardeş çocuk. Ben insanları sanırım galiba birlikte olmayı özlediğini ve o gidişin bir de bir anlamı olduğu onların katında bir anlamı olduğunu gördüm, gözlerimle gördüm, inandım. Ben yanlış düşünüyorum çünkü diye inandım. Çok önemli bir toplantı geçti. Orada da arkadaşlarıma teşekkür ettim. Fatih'e de sana acaba.